Geçtiğimiz hafta lig başladı. Beklentiler çok üst düzeydeydi. Hepimizin beklentiler çok üst düzeydeydi. Öyle olmak da zorunda. Çünkü -6 puanla başladık. Ve alacağımız 3 puan Adana'nın da mağlubiyetiyle birlikte orada oynayacağımız karşılaşmada yani 6 puan değerinde bir karşılaşmaya gidecektik. Ligin genel olarak yani ilk haftasını değerlendirecek olursak sürprizlerle doluydu. Yani bugün sadece bizim almış olduğumuz sonuç değil. Yani diğer takımların da almış olduğu sürprizler vardı ama maalesef bizdeki beklentiler biraz fazlaydı. Ha, bunu gerçekleştirecek pozisyonları veyahut da ortamı yakalamadık mı? Fazlasıyla yakaladık. Ama bizim Keçiören'in geçtiğimiz sezon 2B'de oynaması sanki biraz böyle kamuoyu tarafından çok hafife alınıp belki lig deneyimi olan az oyuncu sayısı çok az olduğu için ya burası çok kolay galip geleceğimiz bir karşılaşma gözüyle bakıldı. Bu da çok doğru değildi bana göre. Karşılaşmayı hep birlikte yani biz siz de izlediniz. Biz yaşadık karşılaşmayı. Rakibin bu ligdeki rakiplerin yani o maç öncesi favori olmadığını zaten geçtiğimiz yıllarda çok net bir şekilde biliyorduk. Halen de biliyoruz. Çünkü bu ligin en özelliği bu. Oyun olarak, mücadele olarak ben gayet memnunum. Maçtan sonra da söyledim. Çünkü İbo'nun topu direkten dönmeyip de gol olmuş olsaydı şu anda başka şeyler konuşacaktık. Marco'nun kaçırmış olduğu pozisyon gol olmuş olsaydı bugün yine başka şeyler konuşacaktık. Hakem penaltıyı vermiş olsaydı yine olumlu olarak çok şeyler konuşacaktık. Ama diğer taraftan da Mevlüt'ün var ya %100 çıkartmış olduğu bir gol var. Onu da yemiş olsaydık herhalde tahmin ediyorum şu andaki tablo gri değil tamamen siyah olacaktı. Diğer taraftan ligde hangi takıma bakarsak bakalım bizim şu anda bütçemizin inanın iki katı. Yani şu anda bu ligin iddia ediyorum belki Altınordu dışında bütçesi en düşük olan takım biziz. Yani bütçesi az olan ama aynı zamanda da bu sorumlulukları yerine getiremeyen bir kulübüz. Yine aynı şeylerle başladık. Yönetime rapor veriyorum, karar alacak mekanizma yok. Alamıyorlar. Yani bu sabah yapmış olduğumuz toplantıda da açıkça kendilerine net olaraktan, başkanımız da vardı bu toplantıda, net olaraktan ultimatum koyduk yani. Yarına kadar verilen sözler yerine gelecek. Vermediği takdirde de herkes var ya şapkasını önüne koyacak. Ona göre gerekeni kendi adına yapmak zorunda. Siz maddi olarak var ya tatmin olamıyorsanız ki biliyoruz onlar böyle bir beklentimiz yok. Ama sahayla ilgili de var ya sizi tatmin etmiyorlarsa kadro olarak da bazı kararlara var ya alamıyorlarsa kadro yapılanmasında yani yarın hepsini oturup bakıp göreceğiz. Futbolculara verilen sözler yerine gelecek mi? Bizlere verilen sözler var ya yerine gelecek mi? Bundan sonraki süreçte Eskişehirspor'un var ya kurtuluşu ne olacak? Bunun reçetesini var ya biraz önce konuştuk. Bunlar uygulanacak mı? Eğer bunlar uygulanacaksa tamam. Sonuna kadar varız. Kaçan değil. Mücadele eden taraftayız. Ama bunlar olmayacaksa da o zaman burada durmamızın ne anlamı var yani? Ne sizin ne bizim. Ne de bu kadar var ya taraftarın yani bu taraftar da niye bu kadar cefa şey çekiyor ki anlamadım yani. Daha ne yapsın yani? Daha ne yapsın yani? Yani bugün bunları bu aşamada bunları mı konuşmamız gerekiyor? Yoksa Adana maçını mı konuşmamız gerekiyor? Bundan sonra yapacaklarımızı mı konuşmamız gerekiyor?